Selamünaleyküm arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli arkadaşlar, şu şekil görmüş olduğunuz üzere bugün sizlere maydanoz tohumu nasıl ekilir? Onun hakkında birkaç temel husustan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, toprağımız ısınmaya başladığı zaman artık ağaçlar çiçek açma döneminde bizim bölgemizde ekime başlanır. Çünkü toprak ısınmadığı sürece bu tohumların ekimi yapıldığı zaman kolay kolay toprakta çimlenmesi olmuyor. Ondan dolayı soğuk zamanlarda çok fazla acele etmenize gerek yoktur. Şimdi bu tohumu ekmeden önce bizler ne yapıyoruz? Öncelikle toprağımızı güzel bir belle tepiyoruz arkadaşlar. Onun ortalama 15-20 santim kadar derinliğinde. Ondan sonra ise üzerine bir yanmış hayvan gübresi yapıyoruz. Ben onları daha önceden yapmış olduğum için şu an videoda gösteremiyorum. Onun için kusura bakmayınız. Onu da iyice tırmıkla yediriyoruz. Videoda tırmıkla nasıl yedirdiğimizi görürsünüz. Onu da yedirdikten sonra şu şekilde tohumumuzu ayarlıyoruz. Tohumu da gördünüz zaten. Tohumumuza devam etmeden önce arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de maydanoz ekimi yapıyorsanız nasıl yaptığınız hakkında bazı bölgelerde yöresel olarak değişimler olabiliyor. Sizler de onu da gösterebilirsiniz. Şimdi bu tohumumuzda biraz toprak olur veya da biraz kum olur. İçerisine karıştırıp öyle serpeceğiz. Daha homojen dağılabilmesi için. Şimdi biz toprağımızı içine katalım. Şu şekilde arkadaşlar iyice karıştırdım. Tohumu toprağın içine iyice yedirdik. Bunu yapma sebebimiz toprağa serptiğimiz zaman daha homojen dağılabilmesi ve tohumumuz küçük olduğundan dolayı rüzgarla başka yönlere dağılmaması için şimdi bunu toprağımıza yavaş yavaş serpelim. Ve bu işlemimizi de yaptıktan sonra üzerini güzelce bir tırmıkla kapatıyoruz. Daha sonra üzerini ayağımızla iyice ezeceğiz. Öyle videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar şu şekilde yaptığında el kalem yüzeyde tohumlar kalmışsa tohumların üzerine tekrardan ekstra toprak serpebilirsiniz. Ama yok yüzeyde tohumlar kalmadıysa bu şekilde işlemimizi yapıp bitirip ben örnek olarak biraz tohum toprak serpeceğim şimdi toprağımıza. Şu şekilde. Daha sonra işte can suyunu vereceğiz. Ortalama bir 20 gün kadar sürede bu maydanozlar çimleniyor. Bu 20 günlük sürede çimlenene kadar sürekli sulamaya özen gösterin. Sabah ve akşam saatlerinde mümkün olduğunca. Şimdi ise bu işlem de tamam olduğuna göre en son olarak üzerindeki ayağımızla ezme işlemini yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuzu da bu şekilde yağmurlama veriyoruz. İyice toprağımızı şu şekilde bakın ıslatıyoruz. Toprağımız tam suyunu alıncaya kadar iyice şu şekilde ıslatıyoruz. Çünkü bu tohumların çimlenmesi diğer büyük tohumlar gibi değil. Hemen çimlenmiyor veyahut da evde suya koyup da getirip toprağa ekmek gibi bir lüksümüz yok. Onun için bu şekilde 20 gün süre boyunca mümkün olduğunca
Sabah ve akşam saatlerinde, öğlen saatlerinde mümkün olduğunca su vermeyin. Çünkü öğlen saatlerindeki güneşte toprak çok sıcak oluyor ve aldığı suyu bitkiler istediği oranda kendi bünyesine alamıyor ve suyun %30-%40 kadar civarı boşa gidiyor. Şu şekilde iyice toprağı yediriyoruz. Hani bir 20 gün sonra bu tohumlarımız çimlendikten sonra artık sabah akşam her gün su vermenize gerek yok. Daha sonra toprak kuruduğu müddetçe su verirsiniz ya da örneğin damlama sulamaysa veya da salma sulamaysa sıranız ne zaman geldiyse o zaman suyunuzu verirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz üzere iyice toprağımıza her şeyi suyumuzu iyice yedirdik. Arkadaşlar bu video hakkında verebileceğim temel hususlar bunlar. Kanalımızda başka sebze ekimleri, meyve ağaçları dikilir. Onlar hakkında videolar da var. Aşılama nasıl yapılır, tohum çimlendirme nasıl yapılır veyahut da ağaçlardaki temel hastalıklar, zararlar hepsi hakkında videolar bulabilirsiniz kanalımızda. Bunlar da geçen ektiğimiz soğanlarımız görüyorsunuz. Daha diyebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Size alt köşede tekrar ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video hakkındaki görüşlerinizi yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.